Ayvalık Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Siniparski Ege'de İletişim Derneği, Agiasos Kültür Derneği ve Milletini Tur İşbirliği ile Ayvalık merkezinde bulunan Talat Paşa Caddesi'nde Santur adı verilen kanuna benzeyen müzik aletleri ve gitar eşliğinde halka ücretsiz konser verildi. Agioslular daha sonra Ayvalık Belediyesi'ne ait fuaye salonunda kendi kültürel motiflerini içeren geleneksel ürünleri ve el sanatları sergisinin açılışında Ayvalık halkıyla buluştu. Seram tahta oymacılığı ve dokumacılık alanında adını duyuran Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Agiosos Köyü'nün sakinleri, iki gün sürecek etkinlik kapsamında açılan sergide, ayvalıklı kadınlarla birlikte Türk-Yunan el işleri sanatının en güzel örneklerini ilçe halkının beğenisine sundu. <laughs> Serginin açılışına katılan Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Dülen Türközen, yıllarca Ege'nin iki yakasında iki ayrı halk arasında dostluk köprüsü kurup, bu dostluğu pekiştirebilmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, Ageososlular bizim davetimizle buraya geldiler. Kendi kültürlerini dostlukla harmanlayarak bizlerle paylaşıyorlar. Bizim yıllarca çabamız da bu yöndeydi. Daha önce protokol çerçevesi içerisinde olan iki ülkenin arasındaki ilişkiler, her iki ülke halkının karşılıklı attığı adımlarla büyük çaplı etkinliklerin yanında iyi komşuluk ilişkilerini geliştirebilmek için küçük küçük yöresel beldelerinde kendisini tanıtması, kültür alışverişinde bulunması yönünde ilerlemeye başladı. Tabi bu konuda biz de Ayvalık olarak çok ciddi çabalar göstermiştik. Bugün burada açtığımız sergide kadınlarımızın ürettiği el sanatları ve agya Sos'tan gelen konuklarımızın el işleriyle birlikte sergileniyor dedi. Milletine turun sahibi Aris Lazari ise Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Agiasos köyünün çok güzel bir yer olduğunu kaydederek bu köyü herkesin gezip görmesi gerektiğine inanıyorum. Agiasoslular tıpkı Kayseri'de olduğu gibi köylerinde aklınıza gelebilecek birçok şeyi imal edip üretiyorlar diye konuştu.